بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين Sözlerime yüce Rabbime hamdü سنا iki cihan serveri, sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Salatü selamla başlıyorum. Değerli kardeşlerim, riyaz Salih'in okumaları dersindeyiz. Rabbim, ilmi ve irşadi çalışmalarımızı hayırlı, bereketli feyizde eylesin. Bâbu fadlil bukâi min khashyetillâhi teâlâ ve şavkan ileyhi. Allah'a özlem duyarak, Allah'tan korkarak Allah için gözyaşı dökmenin fazileti. Kal Allahu Teala ve yahrun lil yebkun ve Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Ve bu durum onların Allah'a olan tazimini, saygısını arttırır. Ve kâle teâlâ, efe min hâzel Siz bu sözden, Kur'an'dan hayret mi ediyorsunuz? Ve tezhakkûne ve tebkûn. Ağlamıyor da gülüyor musunuz? Abdullah bin Mes'ud hadisiyle başlıyoruz hadis, fıkıh, tefsir ilminde, kıraat ilminde söz sahibi Rabbani alimlerden. Hem cesaretiyle, hem gözyaşıyla, hem ilmiyle, hem takvasıyla maruf. An ibn Mes'udin radıyallahu anhu kal. Kale liyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. İkra aleyyel Kur'an. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku dedi. Kultu ya Resulallah akrav aleyke ve aleyke unzil Kur'an sana indirildiği halde ben mi sana Kur'an okuyacağım dedim. Kal inni uhibbu en esma'ahu min gayri ben bunu başkasından dinlemeyi severim buyurdu. Kur'an-ı Kerim'i okumak gibi Kur'an-ı Kerim'i dinlemekte de sünnet. Fekara'tu aleyhi sureten Nisa. Ona Nisa suresini okudum. Hatta ji'tu ila hadhihi'l-aye. Nihayet şu ayete geldim. فَكَيْفَ اِذَا جِئِنَّا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ Hani her ümmetten bir şahit getirdiğimizde وَجِئِنَّا بِكَ عَلَى هَاُولَيْ شَهِيدًا Seni de onlara şahit getirdiğimizde durum nasıl olur? Kıyamet günündeki bir sahneyi, bir tabloyu burada bu ayet-i kerimede görüyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu önceki ümmetlere size ben peygamber göndermedim mi? Size kitap göndermedim mi diyecek. Onlar da hayır diyecekler. Göndermedin. Bunun üzerine ümmeti Muhammed'e soracak Cenab-ı Hak. Önceki ümmetlere şu şu peygamberler gelmedi mi? Evet geldi diyecek ümmeti Muhammed. Önceki ümmetler, peki siz nereden biliyorsunuz deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben ümmetimin doğru söylediğine şahidim diyecek. İşte ümmetlerin üzerine şahit olacak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu makamı ne yüce makam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadık ve mastuk. Hem doğru sözlü hem de doğru söylediği Cenab-ı Hak tarafından takdir edilen son peygamber. İşte bunun üzerine kal hasbukel an. Şimdi yeter buyurdu. Feltefettü ileyhi. Abdullah bin Mesud diyor ki ona döndüm. Fe ayna aynâhu tedrifan Gözleri yaşta dolmuştu. Kur'an-ı Kerim okurken ağlamayı tavsiye ediyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ağlama, ağlayamazsanız ağlamaya çalışın diyordu. An Enes'in radiyallahu anhu kal, khataba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbeten ma semi'tu mithaha kattu. Enes bin Malik anlatıyor. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbe irad etti. Bu hutbenin, bu konuşmanın benzerini daha önce hiç işitmemiştim. Fekal ve ardından şöyle dedi. لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا Sizler benim bildiğimi bilseydiniz, az güler. Çok ağlardınız. Kal fe gatta ashabu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem vucuhahum ve lehum khanin. Allah Resulü'nün ashabı hıçkırıklar içerisinde yüzlerini kapatarak ağlıyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah korkusuyla, Allah sevgisiyle Cenab-ı Hakk'ın makamını, azametini düşünerek ağlamayı tavsiye ediyordu. Göz yaşı cehennem ateşini söndürür. Göz yaşı kalpteki imana delalet eder. Göz yaşı duaların kabulüne vesile olur. Göz yaşı kalitesi müminin kalitesini gösterir. Hele raculun zekarallâhe hâliyen fe fadat aynahu hiç kimsenin olmadığı bir yerde Allah, Allah, Allah diye zikredenler ve gözleri yaşta dolan kimseler Cenab-ı Hakk'ın özel ikramına hiçbir gölgenin bulunmadığı Sadece arşının gölgesinin bulunduğu o günde, arşının gölgesi altında ağırlanma derecesine erişeceklerdir. Mümin kul gözyaşı döker. Hasret gözyaşı, nedamet gözyaşı, sevinç gözyaşı, takva gözyaşı. Evet, gurbette olan kardeşlerimizi, hatırlayınca gözlerimiz yaşarır. Çile ızdırap çeken İslam dünyasındaki kardeşlerimizi hatırlayınca merhamet gözyaşları dökülür. Beklemediğimiz bir güzellik, beklemediğimiz bir nimet bize nasip olduğunda, bir evladımız olduğunda sevinç gözyaşları dökülür gözyaşları çeşit çeşittir. Ama acziyet gözyaşları sadece Cenab-ı Hakk'a karşı dökülür. Müslüman gayret edecek, çaba gösterecek, elinden geleni yapacak ama hiçbir zaman aciz olmayacaktır. An Ebi Kureyre'te radıyallahu anhu kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La yelicun nara raculun beka min Allah korkusuyla ağlayan kimse cehenneme girmeyecektir. Günahlarımızı ağlayalım. Kusurlarımızı ağlayalım. İslam ümmetinin çaresizliğini ağlayalım. Namaz kılmayan evladımız sebebiyle örtüsüz kızımız sebebiyle ağlayalım. Çevremizde günahların içinde yoğrulan, günahların içinde kavrulan, günahların içinde boğulan kardeşlerimiz var. Onların kıyamet günündeki durumlarını düşünerek ağlayalım. Ağlama bize gayret verirse ağlama bize hayatımızda yeni bir ufuk açıyorsa, e o gözyaşları bizim için rahmete vesile olacaktır. Hatta يَعُودَ الْلَبَنُ Sağlan süt tekrar yerine dönecek olursa, Allah korkusuyla ağlayan adam da cehenneme girer. E imkansız. i̇mkansız. Sağlan bir süt tekrar yerine dönemez. Dolayısıyla yani öyle bir imkansız örnek veriyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve imkansızda öyle güzel örnek veriyor ki sağılan süt sağıldığı yere dönerse Allah için gözyaşı döken kimse de cehenneme girer diyor. Yani kesinlikle giremez anlamında. وَلَا يَجْتَمِعُ قُبَارٌ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ cehennem. Allah yolunda, evet, toz duman içerisinde kalma. Allah yolunda yutulan toz ile cehennem, dumanı asla beraber olmaz. Hadis-i şeriflerde farklı bir yaklaşım var. Bu hadis-i şerifler bu hadis, bu hadis şerifte takva sahibiyle mücahit yan yana zikrediliyor. Atını hızlı bir şekilde süren ve toz duman içerisinde kalan o mücahidin aldığı o toz ile cehennem dumanı asla bir kişide birleşmez. Evet, cihat ve takva beraber olmalı. Takvasız cihat, cihatsız takva olamaz. Ecdadımız sabahları sabah namazını en erken zamanda kılar. Allah 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 diyerek düşmana daha güneş doğmadan hücum ederlerdi. Savaşta cihad ederken Allah 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 diyerek zikrediyorlardı. Allah korkusu, Allah sevgisi, cihat arzusu, cihat coşkusu aynı hadisi şerifte, aynı insanda, aynı kimsede bir araya geliyordu. Evet, karakollara eskiden ribat derlerdi. Nöbet bekleyen askerler bu karakollarda nöbet beklerlerdi. Tek katlı ribatlar, alt kat ilim, zikir merkezi ve bu ribatın üstü, terası, çatısı nöbet merkezi. Cihad ve takva bir arada. Sınır boylarında işte bu ribatlar o günün tekkeleri olmuştur. Tekkeler cihadın ve takvanın birlikte yaşandığı o müstesna kurumlardı. Evet. Burada mücahitlere, sınırda nöbet bekleyenlere ülkemizi, imanımızı, vatanımızı savunanlara selam olsun diyoruz. Onların o toz duman içerisindeki mücadeleleri onların cennete, cemalullah'a ister şehit olsunlar, ister gazi, isterse nöbette devam ederek sağlıklı bir hayat sürsünler. Onların nimetlere, mükafatlara kavuşmasına vesile olacak. Anhu kal, kale Resulullah sallallahu ve sellem. Bu hadisi şerifi henüz daha 452. hadisteyiz. Müellifimiz üçüncü defa zikrediyor. Kapsamlı bir hadis olduğu için. Arşın gölgesi altında gölgelenecek yedi grup insan. Yedi ayrı konuda zikredilebilecek hadis-i şerif. Ve anhu yani yine Ebu Kureyre'den rivayet edildiğine göre kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sebatun yudilluhumullahu fi zillihi yevme illa zille illa zillu Arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı mahşer gününde Allah şu yedi grup insanı arşının gölgesinde gölgelendirecektir. Daha cennete gitmeden, daha mahşer yerindeyken ikrama, izzete, ihsana, nimete, takdire layık olacak kimseler. Birinci grup hiç şüphesiz el imamul adil. Adaletli devlet başkanı. Rahmetiyle, adaletiyle davranan devlet başkanları. Devlet başkanını hayra iyiliğe, güzelliğe teşvik edecek olan danışmanlarıdır. Yardımcılarıdır, yakınlarıdır. Hani anlatılır rivayete göre. Hz. Ali radıyallahu anh'a dediler ki, niçin sen önceki halifeler gibi değilsin? Şöyle cevap verdi. Ebu Bekir'in yardımcısı Ömer'di. Ömer'in yardımcısı Osman'dı. Osman'ın yardımcısı Ali'ydi. Benim de yardımcılarım siz dersiniz. Yardımcının kalitesi düştükçe idarecinin de kalitesi düşüyor demek ister gibiydi. Ömer İbni Abdülaziz'in 20 yaşlarında evladı vardı. Ülkeyi dolaşır babasına rapor getirirdi. Yoksullar, dullar, kimsesizler, işçiler, işsizler, hem ekonomik durum, hem siyasi durum, hem ilmi durum hakkında babasına bilgi verirdi. Oğlu vefat ettiği zaman en büyük yardımcımı kaybettim demişti. Harun Reşid'in başarısında bermekiler denilen o kabileden gelen vezirlerin rolü büyüktü. Evet, tarih boyunca başarılı idareciler başarılı yardımcılarla dirayetli, merhametli, adaletli idareciler olmuştur. İmamun adil idareci adaletli olursa ülke huzur içerisinde olur ikinci grup. Ve şabbu neşe fi ibadetillahi teala. Bu sıralama tesadüfi değil. Devlet başkanından sonra genç adam. Allah'a kulluk içerisinde yetişen genç. Gençlere önem vermemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de ashab-ı keyiften söz edilir ki اِنَّهُمْ bi اَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ huda. Onlar Rablerine iman eden genç insanlardı. Biz de onların hidayetini, başarısını arttırdık buyuruluyor. İbrahim Aleyhisselam'dan, Yusuf Aleyhisselam'dan, Musa Aleyhisselam'dan ve diğer birçok peygamberden bahsedilirken hep feta, genç ifadesi kullanılmakta. Gençlere önem vermemiz gerekir. Gençlerin kalbi temiz, amel defteri temiz, ufku açık, idealist, dinamik, çalışkan ve yürekli insan, genç adamdır. Genç adam hem ilim hem takva ile, hem irfan hem de müteşebbis bir ruhla yetiştiği zaman Allah'ın izniyle geleceğe daha büyük bir ümitle bakacağız. Üçüncü grup, kalbuhu قَلْبُهُ bil بِالْمَسَاجِدِ Kalbi mescitlere bağlı. Beş vakit namazı, camide kılmaya gayret eden insanlarımız. El Elhamdülillah böyle insanlar var. Gözü namazda, kulağı ezanda olan insanlar. Ve raculan ittihab fi'llahi ictema aleyhi ve teferraka Allah rızası için bir araya gelen, Allah rızası için dağılan ve birbirlerini Allah rızası için seven insanlar. Elbette akrabalık, dostluk, komşuluk, arkadaşlık iş arkadaşlığı gibi vesileler olacak. Ama sevgimiz devamlıysa bu sevgi Allah rızası için. Menfaat kesildikten sonra, iş hayatı bittikten sonra, program sona erdikten sonra yine arayabiliyorsak, yine vefakar olursak, yine arayıp sorabiliyorsak işte bu sevgi Allah için sevgi. Arşın gölgesi altında özel ikrama bizi layık kılacaktır. Wa rajulun de at kumra ettun mansibin ve cemalin makam sahibi güzel bir hanım fuhşa davet ettiğinde ve kale inni Yusuf aleyhisselam gibi ben Allah'tan korkuyorum diyen genç insan. Wa rajulun tasaddaka bir sadakatin fa akhafaha hatta la ta'lam ma tunfiku yeminu sadaka verirken, hayır işlerken, nafile sadaka verirken sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek derecede gizli sadaka verenler. Riya, gösteriş, şan ve şöhretten uzak olan insanlar. وَرَجُلُونَ ذَكَرَ اللّٰهِ خَالِيًا فَفَادَتْ اَيْنَاهُ Hiç kimsenin bulunmadığı yerde Allah'ı zikreden gözleri yaşta dolan kimse. Evet konumuz yaşlı gözlerle ibadet etmek. Kimseyi ağlatmayın. Kimse sizin sebebiniz de ağlamasın. Ama siz ağlayın. Siz gözyaşı dökün. Cenab-ı Hak nezle, Ya Rab, hatalarımı affeyle, günahlarımı affeyle, kusurlarımı affeyle diye dua edin. Ben işçilerime yeteri kadar ücret veremedim diye üzülüyorsanız, ben eşime, çocuklarıma sert davrandım, katı davrandım diye üzülüyorsanız, ben öğrencilerime hak ettikleri puanı vermedim diye üzülüyorsanız, işte o zaman gözyaşı dökerseniz anlamlı olur. Acziyet gözyaşları değil, hüzün gözyaşları olmalı. Bizi cennete yaklaştıracak gözyaşları olmalı kaliteli gözyaşları annemizin gurbette bulunduğumuzda bizim için döktüğü gibi samimi gözyaşları. Duamızı ıslattığımız gözyaşları bizim kurtuluşumuza vesile olacaktır. Siz olun. Gece kalktığımızda ümmeti Muhammed için Dua edin, yaşlı gözlerle dua edin ki melekler, amin, bu duanın benzeri senin için olsun desinler. Yaşlı gözlerle Cenab-ı Hak huzurunda ibadete devam etme temenni ve niyazıyla. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.